Herkese merhabalar, ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle geldim. İlk kez böyle bir video çekeceğim. Heyecanlıyım. Umarım yapabilirim. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum videonun sonunda. Bugün eyeliner nasıl çekilir onu göstereceğim. Onu paylaşacağım sizlerle. Çünkü en sonki videolarıma çok güzel eyeliner çekmişsin, çok yakışmış gibi yorumlar geldi. Daha önce de sürekli yazanlar vardı zaten. Nasıl eyeliner çekiyorsun, öyle bir video atar mısın diye. Bana da mantıklı geldi. O yüzden böyle video çekmek istedim bugün. Bunun serileri olabilir bu arada. Nasıl rimel sürünür gibi isterseniz tabii ki. Şimdi ben fondötenimi sürdüm, bronzerımı sürdüm. Gözlerime de concealer ve pudra geçtim. Göz çevreme şu şekilde. Ve bundan sonra hangi işlemleri uyguluyorum onu göstereceğim. Böyle bir ten rengi farım var. Wet n Wild'ın Blur farı. Bunu bayağı dibini sıyırdım. Çünkü sırf bunun için kullanıyorum. Şöyle... Bir fırçaya alıyorum. Şu an o fırçamı getirmemişim. Herhangi bir karıştırma fırçasına, ben pudra fırçası kullanıyorum. Şu şekilde alıyorum ve gözüme normalde pudra sürdüm concealer'dan sonra ve bunu bu şekilde oturtuyorum gözüme. Çünkü eğer bunu yapmazsam gün içinde eyeliner da çeksem, far da sürsem şurada çizgilenme oluyor ve ben o çizgilenmeyi hiç sevmiyorum. Böyle yağlıysa göz kapaklarınız daha çok oluyordur zaten. O yüzden ben şu şekilde bu farı, herhangi bir ten rengi farı, hiç fark etmez, göz kapağımı uyguluyorum. Göz pınarlarıma kadar getiriyorum bunu. Ve bu şekilde. Bundan sonra da eğer daha göz kapaklarınızı kalkık ve derin göstermek istiyorsanız yine herhangi mat bir kahve farla şuralara, şu dış köşelere derinlik verebilirsiniz. Ama ben genel olarak kullanmıyorum. Sadece göz pınarımı Wet n Wild'ın yine Comfort Zone paletindeki şu en baştaki rengi kullanıyorum. Şundan alıp biraz göz pınarlarıma uyguluyorum. Bunu da özellikle yani her makyajı, her göz makyajında kullanıyorum. Ama özellikle eyeliner'da eğer göz kapağıma hiçbir şey uygulamadıysam bunu göz pınarlarıma uygulamayı çok seviyorum. Bunu da bu şekilde göz pınarlarıma oturtuyorum. Bu uygun fiyatlı, yüksek fiyatlı göz pınarları için bir far düşünüyorsanız MAC'in Pur muydu? Pur değil. MAC'i sorabilirsiniz. MAC'e gittiğinizde çok güzel beyaz böyle. Yani hem sarı hem beyaz alt tonlu göz pınarı için bir farı var. Bende de var hatta ama şu an adını unuttum. Onu çok seviyorum. O tamamen böyle ıslak gibi oluyor. Eriyen bir farklı bir formülü var. Onu seviyorum. Kaşlarımı da yapmadım bu video için. Sizlerle yapalım istedim. Her zaman kalem kullanmıyorum. Sadece kaş jeli de kullanabiliyorum. Şu an kaşlarım da bayağı kötü bir yapıda. Yüz tüylerimi nasıl alıyorum karantinada diye bir video ister misiniz? İsterseniz onu da çekerim. Alex Evan'ın şöyle bir kaş kalemi var bende. 02 numarası. Bu çok küllü bir ton, güzel bir ton. Bununla öncelikle şöyle boş olan kısımları dolduruyorum. Benim kaşımın boş olan kısımları şu baş kısımları zaten. Üst kısımları özellikle. Oraları doldurduğumda zaten başka bir yere ihtiyaç duymuyorum. Şu şekilde dolduruyorum. Kaşlarım bayağı gürleşti. Diğer gözümü de aynı şekilde. Ufak ufak çizikler atıyorum. Yaptığım tek şey bu. Bunu yaptıktan sonra ben daha doğal kaşlar sevdiğim için bu kadar boyuyorum. Siz tamamen de boyayabilirsiniz. Eyeliner olarak bende şu an iki çeşit eyeliner var. Daha önce kullandıklarım da var. Farklı çeşit eyelinerları da denedim ama en rahat şu ikisi bana geldi. O yüzden onları sizlerle paylaşacağım. Bu sürekli kullandığım Drag It Beulis'in Drag It eyelineri. Bunun yeşili de var. Onu da denemek istiyorum. Gratis açılırsa eğer deneyeceğim. Online'dan alışveriş yapmıyorum. Yani çok ucuz bir şey olduğu için bu. Yani normalde 20 lira, indirimde 10 lira falan galiba. Öyleydi en son. Bunu çok seviyorum. Aldığımdan beri kullanıyorum. Çünkü hiçbir şekilde akmıyor. Dağılma yapmıyor. Bütün gün sabit kalıyor. O yüzden bu fiyata, fiyat performans açısından çok iyi bir ürün. Buna bakabilirsiniz. Tekrar şöyle göstereyim. Screenshot alacaklar için. Drag It Beulis'in zaten mor. İki çeşidi var. Yeşil ve moru. İkisini de alabilirsiniz. Yeşili de çok iyiymiş diye duydum. Diğer bir eyeliner'ım da. Bunu da arkadaşımda görmüştüm. Pelin beni izliyorsa yıllar önce Pelin'de görüp almıştım. O bununla çok kolay eyeliner çekiyordu. Maybelline'in şöyle kavanozdaki eyeliner'ı. Yanında bunun fırçası da çıkıyor. Bir kutu içerisinde şöyle bir fırçası var. Şu şekilde. Bunu da böyle bayağı büyük bir
olduğu için yıllarca kullanabilirsiniz. Çok var içerisinde. Sadece kurumaması için sürekli kullanıp alıp fırçanıza kapatmanız lazım. Bu şekilde benim iki çeşit eyelinerım var şu an elimde. Genellikle bunu kullanıyorum. Bu tamamen siyah ve böyle jilet gibi bir eyeliner görüntüsü veriyor. Bu biraz daha böyle dağılmış bir eyeliner görüntüsü veriyor. Diğeri kadar jilet gibi durmuyor. Deneyeceğiz. İkisini de deneyeceğiz. Farklı çeşitler denemeye çalışacağım sizler için. Benim genel olarak sürekli çektiğim eyeliner. Sizler için birkaç farklı model denemeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Direkt başlayalım. Bu Drag It ile başlıyorum. Şöyle sallıyorum ucuna ürün gelmesi için. Ve yaptığım şey şu şekilde. İsterseniz parmağınıza çekebilirsiniz. Çok kırışıksa göz kapağınız veya çekmeden de yapabilirsiniz. Ben şu şekilde biraz çekip gözümün bittiği yere bir çizgi çekiyorum. Şöyle. Ve bunu göz kapağımdan getiriyorum içe doğru. Şu şekilde getiriyorum. Ve benim normalde günlük olarak yaptığım ve sürekli gözü daha çekik gösteren eyeliner modelim bu. Buna rimel sürüyorum. Rimelle deneyeceğim. Bir de rimelli halini göstereceğim. Rimel olarak da yine Biolis'in Watch It rimelini kullanıyorum. Şu şekilde rimelle çok daha güzel bir sonuç alıyorsunuz. Şu şekilde. Benim sürekli yaptığım eyeliner bu. Gözümle arasındaki farka bakabilirsiniz. Bence daha çekik gösteriyor. Daha kalkık gösteriyor. Şu dış köşesini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. İster daha yatay, ister daha dik, daha kalkık gözünüzü gösterebilirsiniz. Şimdi diğer gözüme geçiyorum. Ona daha yatay ve daha ince şöyle baş kısımlarına doğru bir eyeliner çekeceğim. Aynı kalemle yine bu kalemimi kullanıyorum. Bunun için de gözümü şu şekilde tutuyorum ve şuradan bir çizgi çekiyorum gözümü çekmeden. Ve şu şekilde başlıyorum. Kirpik diplerimi dolduruyorum öncelikle. Son kısımla alt kısmı şöyle çiziyorum. Gelişi güzel ve içini dolduruyorum. Kirpik diklerinizi doldurmaya özen gösterin tamamen. Bakın şimdi şu an mesela bitti. Ben kuyruğunu falan ayarladım. Tamamen düzeltmeleri yapacağım. Herhangi bir kulak çubuğuna makyaj temizleme miseler suyundan alıyorum. Şu sevmediğim böyle çıkıntı gibi görünen köşeleri siliyorum. Düzelttim ve sonra sildiğim yerlere çok az concealer bırakıyorum ve süngerimle oraları düzelteceğim.
Şu şekilde. Concealer uyguladığım yerlere yine aynı farımdan alıp sürüyorum. Hiçbir farklı görüntü istemiyorum. O yüzden aynı şekle getirmeye çalışıyorum diğeriyle. Temizliyorum tamamen etrafını. Ve şimdi rimelime geçiyorum. Rimeli kullanacağım. Diğer yüzüme uyguladığım rimeli. Ben günlük olarak şu eyeliner'ı uyguluyorum ama bunu da yani özel günlerde uyguluyorum. Bu biraz daha zor çünkü iç kısımlara giriyorsunuz, ince ayrıntılara giriyorsunuz. Ama bu da çok hoş gösteriyor. Ve şurada şurayı kalın yaptığım için bu gözüm buna göre daha yuvarlak oldu. Bu daha çekik oldu. Kuyruğu bir tık bunun uzun ve yana doğru. İki gözüme de bakabilirsiniz. Diğeri de şu şekilde. Ben ikisini de kullanıyorum. İkisini de severek kullanıyorum. Dediğim gibi çok basit. Tabii ki hatalar yapabilirsiniz ama yaptığınız hatalardan sonra kulak çubuğuyla direkt makyaj miseler sularınızı da temizleyip sonra concealer ve farla üstünden geçtiğinizde diğer gözünüz de aynı oluyor ve hiç yaptığınız kusur belli olmuyor. Bolca rimel uyguladığınızda da uyguladıktan sonra da çok güzel, kusursuz bir eyeliner'ınız oluyor. Ben çok beğendim. Bayağı beğendim. Hatta günlük bunu uygulamama rağmen şu gözümü daha çok beğendim. Daha çekik ve daha havalı duruyor. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Göz kapağınız düşükse şunu uygulayın. Bu daha kalkık gösteriyor. Çekik göstermek istiyorsanız da tamamen bunu uygulayabilirsiniz. Şimdi diğer bir eyeliner çeşidime geçiyorum. Bu da Maybelline'in size gösterdiğim eyeliner'ı. Şu şekilde kavanozda. Bunu kendi fırçasıyla da uygulayabilirsiniz. Şu şekilde bir fırçası var, çift taraflı. Bir de ben bugün ilk kez deneyeceğim. Şöyle uzun bir eyeliner fırçam var. Onunla deneyeceğim. Bu daha rahat, daha kesik uçlu gibi. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Bütün markalarda var. Şöyle çok az bir şekilde alıyorum. İçinden eğer kurumadıysa. Direkt nasıl çektiğimi göstereceğim. Şöyle önce uzun tarafıyla yani şu tarafıyla şu bir çizik oluşturuyorum. Şu şekilde. Ve sonra dolduracağım içe doğru. Diğerlerinden sonra gördüğünüz gibi çok daha basit çektim ama şöyle yakından da göstereyim. Bu biraz daha sanki kalem sürmüşsünüz gibi bir etki veriyor. Yani bu aslında günlük için de çok uygun. Hem daha kolay eğer eyeliner'a yeni başladıysanız daha kolay hatalarınızı daha çabuk düzeltebileceğiniz bir eyeliner çeşidi. Şöyle. Yani tam günlük bir eyeliner istiyorsanız kolay olsun, basit olsun, ben çok kolay bir şekilde çekeyim dediğiniz bir eyeliner arayışındaysanız buna bakabilirsiniz Maybelline'den. Dediğim gibi katlığını, yoğunluğunu, siyahlığını istediğiniz derecede kat kat sürerek arttırabilirsiniz. Diğerlerine göre daha kolay. Çünkü bunda hata yaptığınızda çok kolay bir şekilde belli ediyor. Ama bu hani rahat rahat kalem sürer gibi, far sürer gibi yavaş yavaş sürebileceğiniz bir ürün. Bunu da çok seviyorum, bunu da çok seviyorum. Tabii ki özel günlerde jilet gibi bir eyeliner istediğinizde bu şekilde eyeliner öneririm. Ama bu da günlük olarak çok güzel uygulayabileceğiniz rahat bir ürün. Bu daha pahalı bir ürün buna göre. Ama ikisinden de çok memnunum. Yani günlük olarak benim genel olarak uyguladığım eyeliner çeşidi bu. Siz tamamen şu gözün çeşidinizden başlayabilirsiniz. Bunu çok daha böyle uzun ve kesik, daha sivri bir uç şekilde bırakabilirsiniz. Ben günlük eyeliner çeşitlerini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bakın direkt gözümü daha yoğun, daha kalkık, daha sağlıklı gösterdi bence. Umarım beğenmişsinizdir.
Böyle videolar devam etsin diyorsanız lütfen aşağıya yorum bırakın. Ben de devam ederim böyle videolar çekmeyi. Sevdim çünkü. Tabii ki kolay değil. Vloglara göre daha zor. Ama sevdim. Sonuç olarak farklı bir içerik. Sizler farklı şeyler görüyorsunuz. Ve bu benim için önemli. Sizleri seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.